Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Skylight bölümünü inceleyeceğiz. Şimdi Skylight altında iki tane doğal aydınlatma seçeneğimiz mevcut. Birincisi Geo and Sky, ikincisi de HDRi olarak iki tane seçeneğimiz mevcut. Şimdi ilk gelin Geo and Sky bölümünü inceleyelim. Geo and Sky bölümü altında bir top geometrisi var. Bu top geometrisi bizim dünya referansımız ve şurada gördüğünüz küçük güneş ikonu ise güneşimizi temsil ediyor. Burayı tıkladıktan sonra ben bunu çevirdiğimde gördüğünüz gibi güneşimin doğuş yönü ya da batış yönünü ayarlayabilir. Farkındaysanız ben bunu hareket ettirdiğim zaman altındaki saat dilimi de eş zamanlı şekilde değişiyor. Buradan da ben saat dilimi girerek de güneş açımı belirleyebilirim. Gelelim North Offset bölümüne. North Offset bölümü de güneşimizi yatay şekilde döndürmemize yardımcı oluyor. Yani aslında bir rotate işlemi, döndürme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ve bu şekilde güneşimin koordinatlarını rahat bir şekilde elde etmiş olabiliyorum. Şimdi gelelim North Offset'in sağ tarafındaki 3 noktaya. Buraya tıkladığım zaman ise ay ve gün sistemi devreye girer. Şimdi bu ay ve gün sisteminin mantığı nasıl çalışıyor? Şimdi buradaki sistem şu. Örnek vermek gerekirse ekvatordaki güneşin hareketiyle kutuplardaki güneşin hareketi farklıdır. Örnek gene vermek gerekirse kış aylarında güneş çok erken batar, yaz aylarında ise çok geç batıyor. İşte bu gibi özellikleri ay ve gün sistemiyle yapabiliriz. Örnek veriyorum, buradan işte bir 12. aya geldiğimde farkındaysanız bakın saat dilimi ve açım değişmedi ve güneş bir anda kayboldu. Çünkü saat 6'da yani kışın 12. ayda çok daha erken batıyor. Şimdi aynı şekilde açımı ve saatimi değiştirmeden ben bunu örnek veriyorum 6. aya getirdiğimde gördüğünüz gibi hala hava aydınlık. Ve bu şekilde sizler de oluşturacağınız kompozisyonları ya da render sahnelerinizi ay ve gün sistemine göre oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki longitude ve latitude bölümleri boylam ve enlemi ifade eder. İşte bu aylardaki boylamını ve enlemini de buradan ayarlayabilirsiniz. Alttaki Sunlight Intensity dediğimiz bölüm ise güneşimizin şiddetine ayarladığımız bölüm. Şimdi ben buradan şöyle bir çevirme hareketi gerçekleştireyim. Ve Sunlight Intensity'yi arttırdığım zaman gördüğünüz gibi güneşin şiddeti arttı ve buradan da azaltabilirim. Gelelim Sun Disk Radius bölümüne. Şimdi Sun Disk Radius güneşimizin çapı. Örnek vermek gerekirse şimdi burada gene şöyle tam güneşimizi görecek şekilde ayarlayalım. Şimdi aşağıya indim. Gördüğünüz gibi güneş burada. Ben Sun Disk Radius'u arttırdığım anda gördüğünüz gibi güneşim küçülür ya da büyülü. Bu şekilde ayarlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İkinci özelliği de sizin şuradaki gölgelerinizi aslında daha yumuşak geçiş sağlayabilirsiniz. Bunu arttırdığınız anda gördüğünüz gibi gölgelerde daha çok yumuşak geçiş elde ediyorsunuz. Aşağı indirdikçe ise gördüğünüz gibi daha keskin gölge etmiş olursunuz. Şimdi Custom Sun bölümünü inceleyelim. Şimdi Custom Sun'ı aktif ettiğim zaman buradaki geometri kaybolacak. Normal Custom Sun değer girerek de güneşimizi ayarlayabilirsiniz. Buradaki fark şu. Sunlight Intensity ve Sun Disk Radius az önce anlattığım şiddeti ve güneşin çapını ayarladığımız bölüm. Altitude ve Azimut bölümleri de aslında şu işe yarıyor. Altitude'da aynı güneşin doğuşunu ve batışını, fakat buradaki fark şu. Burada 90 dereceye getirdiğiniz zaman güneşimiz tam dik açıda sahnemize vuruyor. Yani aslında 90 derecelik bir sahneyle sizi kısıtlar. Siz buradan işte sahnenizde güneşin tam açısal olarak nasıl ayarlamak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Azimut da aynı şekilde rotate işlemi gerçekleştirebilir. buradaki iki seçenekle de çalışma imkanınız var. Şimdi gördüğünüz gibi Geo and Sky bölümü bu kadar. Şimdi gelelim HDRi bölümü. Şimdi HDRi nedir? HDRi'nin açılımı High Dynamic Range Imaging, yani Türkçe anlamı yüksek dinamik aralığına sahip görsel anlamına geliyor. Şimdi bu HDRi aslında 360 panorama görselleri sahnemize getirir ve sahnemizi 360 şekilde çevreler ve oradaki görseldeki aydınlatma ve yansımaları sahnemize aktarır ve bu şekilde daha doğal bir aydınlatma oluşmuş olur ve renderlarımız gerçekten hani bir üst seviyeye geçiyor. HDR kullanımı çoğu render motoru içinde öneme sahip. İşte Corona Render, Vray gibi çokça render motorlarında kullanılan bir aydınlatma seçeneği. Şimdi buraya HDR'ın altındaki seçeneklerini inceleyelim. Şimdi farkındaysanız Geo and Sky'den HDR'a geçtiğim anda bir anda arka background ve güneş sistemi değişti. Çünkü artık HDR'a girdiğimiz için sahnemize 361 panorama görsel getirdi ve onun sağladığı aydınlatma ve yansımaları kullanıyoruz. Şimdi buranın altında gördüğünüz gibi bir küçük resim var. Buraya tıkladığınız anda default ayarlarda size D5 Render'ın sunduğu bir sürü HDR var. Buradan seçip sizler HDR'larınızı getirebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi buraya tıkladığımda başka bir HDR aktarıldım. Ve ben buraya tıkladığımda eski HDR'ıma geri döndüm. Şuradaki seçenek ise küçük imleç. Tıkladığımız anda Render, D5 Render'ın asetini açar. Buradaki hem ücretsiz hem de pro sürümlerdeki geçerli arşivi kullanabilirsiniz. Ve buraya tıkladığınızda en altta da Customize HDRi var. Burada da indirdiğiniz HDR'ları D5 Render içerisine aktarabilirsiniz. Ve buranın altında da Light bölümü var. Şimdi bu Light bölümünü inceleyelim. Skylight bölümü bizim HDR'ımızın şiddetini ayarladığımız bölüm. Şimdi ben bunu arttırdığım zaman farkındaysanız ya da azalttığım zaman etkisini sahne içerisinde görebiliyorum. Background ise arkadaki panorama görseli, örnek veriyorum şimdi 5 ayarında çok patlıyor ve background'u bu şekilde kısıp aslında bize sunduğu arka taraftaki görseli daha net bir şekilde görmeme yardımcı oluyor. İşte bunun şiddetini ayarlayabilirsiniz. Bu sadece yansımalarda etkilidir ama buradaki çevredeki asetlere hiçbir etkisi yoktur. Sadece gördüğünüz gibi mesela aynı şekilde aydınlatma mevcut. Fakat background'u arttırdığım zaman sadece yansıma üzerinde ve arkadaki görsel üzerinde bir değişiklik uyguluyor. Gelelim Rotate bölümüne. Rotate bölümü de HDR'ımızı döndürdüğümüz bölüm. Gördüğünüz gibi arkadaki 360 panorama görseli bu şekilde döndürebilir, konumunu ayarlayabilirim. Şimdi gelelim onun altındaki Flip Horizontal bölümüne. Şimdi buradaki Flip Horizontal bölümü bizim arkadaki panorama görselimizi mirrorlama, yani aynalama sistemi yapabilir. Yani örnek vermek gerekirse şuraya tıkladığımda gördüğünüz gibi güneş burada değildi, bu tarafta. Örnek vermek gerekirse arka tarafta bir dağ düşünün şurada. Bunu buraya çekmek istiyorsanız ve açısını değiştirmeden mirrorlama işlemiyle buraya geçirebilirsiniz. Şimdi gelelim alttaki Temperature ve Sky Color ayarlarına. Şimdi buradaki Temperature özelliği şu aşağıdaki Area of Effect dediğimiz bölümle beraber çalışır. Çünkü burada 3 tane seçeneğimiz mevcut. Birisi Skylight Only, birisi Background Only ve birisi de All seçeneği. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Buradaki şu an seçeneğim Skylight Only. Yani diyor ki HDR'ın aydınlatmasının sıcaklık, soğukluk değerlerini ben buradan seçerek ayarlayabilirim. Şimdi ben buraya sarı yaptığım zaman farkındaysanız sahnede bakın bitkiler üzerinde daha sarımsı bir etki oluşturdu. Eğer ki daha soğuk mavi tonlarında bir aydınlatma yaparsam bu şekilde sahnemi etki eder. Aslında biraz daha HDR'ın aydınlatmasının rengini ayarlayabildiğimiz bölüm diyebiliriz. Sky Color ise tam olarak aydınlatmanın rengini değiştirir. Örnek veriyorum Şimdi ben burada daha mesela mavi bir ton kullandım. Aşağıdaki bölüm ise saturasyon değeri, yani daha sıcak. Yani buradaki rengi daha etkin bir şekilde sahnemize aktarır gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi bunlar ne için kullanılır genellikle? Hani çok az değişimlerle normal gerçek sahnelerinizde, mimari görsellerinizde kullanabilirsiniz. Fakat DB içerisinde daha fantastik ya da level design tasarımları gibi sahneleri oluştururken bunları kullanmanızda fayda var. Gelelim aşağıdaki ikinci seçenek Background Only'ye. Buraya tıkladığım zaman sadece arkadaki panorama görselin sıcaklık, soğukluk ve de renk seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada yine temperatürü bakın bayağı bir düşürdüm. Yani sarı bir Kelvin değerine getirdim. Gördüğünüz gibi arkadaki background'um daha çok sıcak bir tona döndü. Fakat burada gene yansımayı etkiler. Fakat buradaki asetlerin hiçbirini etkilemez. Gördüğünüz gibi mesela soğuk yaptım, sıcak yaptım. Aslında aynı renk belirgin, sadece yansımalarda etkilidir. Ve Sky Color'a geldiğimde gördüğünüz gibi arka taraftaki HDR'ımın rengini bu şekilde değiştirebilirim. Veya daha soğuk bir rengi çekebilirim. Ve son olarak da All seçeneği bunu iki taraflı yapar. Hem background resmi hem de HDR'la gelen aydınlatmayı da, yani ikisini bir yapar. Örnek veriyorum, Sky Color'da değiştirdiğimde gördüğünüz gibi bakın artık sahnemdeki modeller üzerinde de etkisi başladı. Aynı şekilde temperatürde de daha soğuk ya da daha sıcak bir etki oluşturmama imkan veriyor. Bu 2.8 ile birlikte yeni gelen bir özellik. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl önemli detaylardan bir tanesine. Şimdi benim şurada bir sahnem var. Şimdi buradaki farkındaysanız evet HDR'i çok güzel bir şekilde kullandık. Fakat şimdi bir render gözüyle baktığınız zaman güneşin buradaki etkisi farkındaysanız biraz buradaki bölümlere ölü. Evet güzel bir doğal aydınlatması var. Fakat güneşin bu açılarda şöyle bir etki oluşturmaz. İşte bak bunun için Sun seçeneğini, şu aşağıdaki Sun seçeneğini aktif ettiğimde D5'in kendi güneşini HDR'a aktif eder ve onunla birlikte entegreli çalışır. Şimdi sahnemize nasıl bir etki ediyor onu görelim. Şimdi Sun'ı aktif ettiğim anda gördüğünüz gibi daha realistik bir sonuç elde ettim. Mesela bu genellikle sadece D5 için değil, çoğu render programlarında yanlış yapılan bir özellik. HDRi ve Sun'ı beraber kullandığınız zaman renderlarınızda çok daha iyi etkiler oluşturabilirsiniz. Şimdi burada Sun'ı aktif ettiğim zaman normal D5 render'ın kendi Geo and Sky'daki güneş sistemi devreye girer. Fakat burada iki tane seçenek mevcut altta. Şimdi gördüğünüz gibi Sunlight Intensity, yani gene güneşimizin sıcaklık ya da kısabilirsiniz burada. Aslında şiddetini ayarladığımız bölüm. Sun Disk Radius da Geo and Sky'daki gibi bölümlerini incelediğimiz bir durum. Yani diskin büyüdüğü bir bölüm. Ama şimdi HDRi sahnemizde olduğu için burada güneşin çapını ayarlayamıyorum. Sadece buradaki etki sun'la kullandığım şuradaki gölgeleri yumuşatmaya ihtiyaç duyuyor. Gördüğünüz gibi daha keskin. Yani burada referans resmim her zaman HDRi olacak. Şimdi burada da altında da Direction bölümü var. Burada Follow HDRi ve Custom seçeneği var. Şimdi şöyle bir trik vereyim. Genellikle bu gibi Follow HDR'ı kullanacağınız zaman genellikle dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Çünkü iç mekanlarda şöyle bir durum var. Kapalı bir ortam olduğu için hani dışarıdaki aydınlatmayı çok göremiyoruz. HDR'ı çok göremiyoruz. Sadece etkisini görebiliyoruz. Onun için daha çok HDR'larda güneş ortamdaysa ya da bulut arkasına saklanmadıysa bu gibi dış mekanlarda kesinlikle Follow HDR'ı seçeneğini seçin, çünkü daha bir doğal ve daha gerçekçi bir sonuç elde edebilir. Mesela Follow HDR'ım aktifken ben HDR'ımı döndürdüğüm anda gördüğünüz zaman güneşi neredeyse D5 Render'ın güneşi de orayı taklit eder ve kendini lokasyon olarak oraya entegre eder ve HDR'ını döndürdüğüm zaman güneşim de bununla birlikte hareket eder. Ve sahneleriz daha doğal, daha realistik sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Gelelim ikinci alt seçeneğe, Custom seçeneği. Custom'a tıkladığım anda burada da daha özelleştirilebilir. Koordinatlarını buradan da işte Altitude ve Azimut'la ayarlayabilirsiniz ama dış renderlarda genellikle çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Genellikle iç mekanlarda kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse dışarıda beğendiğiniz bulutlu bir havaya, daha soğuk bir havayı iç mekana entegre etmek istiyorsunuz. Zaten güneşi görmediğiniz için de Custom'la güneşi kendi açınıza göre de ayarlama imkanı sunar. Ama kesinlikle dış mekanlarda ve güneşin göründüğü HDR'larda Follow HDR'ı kesinlikle ve kesinlikle seçeneğini seçin. Şimdi son olarak da buradaki küçük stüdyo imleci. Şimdi buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi bir arayüz karşımıza çıktı. Buradaki seçenekler şu: MySpace ve D5 Curated dediğimiz bir seçenek var. Şimdi MySpace seçeneği sizin Geo and Sky ya da HDR'da ayarladığınız ışıklarınızı burada Create Present'a tıkladığınız anda şu anki mevcut olan işte HDR'ınızı ve ışık ayarlarınızı kaydeder. Ve bu gibi projelerde ya da başka bir proje açtığınızda buradaki ışık ayarlarınızı öbür sahneye taşıyabilirsiniz. Gelelim ikinci özelliğe, D5 Curated'da. Arkadaşlar burası Pro sürümle aktif oluyor. Yani Pro lisans satın aldığınız zaman burayı kullanabiliyorsunuz. Burada da D5 Render'ın bize sunduğu bir sürü sahne var ve bu sahnedeki ışıkların bizim sahnemize taşımamıza yardımcı oluyor. Mesela burada beğendiğiniz bir ışığı ya da dış mekan aydınlatmasını buraya tıklayıp gördüğünüz gibi buradaki ayarları sahnenize getirebilirsiniz ve bunun üzerine de özelleştirme yapabilirsiniz. Aynı şekilde mesela daha çok gece bir aydınlatması yapılmış. İşte buradaki ayarları hepsini buraya getiriyor. İşte temperatür, sıcaklık ayarlarını ve efekt bölümleri dahil hepsini, bütün ayarlarını sahnenize getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Skylight bölümünü inceledik. D5 Render üzerinde doğal aydınlatma seçeneklerini gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.